Aselsan grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 37-50 hedefimiz vardı ve 37-50 hedefimizin üzerinde bu haftaya kalıcı kapanışta yeni bir zirve bölgesi olan 40-35 üzerinde bir zirve gerçekleştirip oradan tekrar geri çekilme meydana getirse de artık yukarı yükselişleri devam ettirerek şablon bölgesinin üst noktasından 42-30 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilecek bir şablon durumuna geçiş yapmış oldu Aselsan. Tabi geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri için 37-50 bölgesindeki hedef noktamız öncelikli destek noktamız olmaya devam edecek. Daha sonra geri çekimlere devam ederse şablon bölgesinin alt noktası olan 36-25 bölgesi yarı yarıya stop noktası. Daha sonraki şablon bölgemizin alt noktası da 32-95 olarak kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere kadar geri çekilmeler güç kazanma hareketli olarak devam edip 42-30 ve daha yukarıdaki 45 hedeflerine kadar gitme ihtimalini sürdürebilecek şablon durumunu meydana getirmiş oldu. Ereğli grafiğimizde şablon durumumuzda 34-25 hedefimiz vardı. 34-25 hedefimizi gerçekleştirerek üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı kapatmış oldu. Bu yükselişi devam ettirebilmesi için de öncelikle tabii ki birinci destek noktası olarak ilk hedef noktamız 34-25 destek noktası olarak takip edeceğiz. Ve geri çekilmeler devam ederse yarı yarıya stop noktası olarak 33-15 bölgesini belirlemiş olduk. Kesin stop noktası olarak da 30-25 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de hedef bölgemiz olarak 42-50'yi belirlemiş olduk. Tabi bu 42-50 hedefini gerçekleştirebilmesi için şu şablon bölgemizin içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirerek şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 39-15 bölgesini ve şablon bölgemizin üst noktası olan 38-80 bölgesini geçerek üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 42-50 hedefine ve 45 hedefine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. Garanti Bankası grafiğimize şablon durumumuzda 30 hedefi ve daha yukarıdaki 35 hedefini sürdürebilmesi için buradaki şablon durumunda 22.05 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve kesin stop noktası olarak da 17.55 bölgelerini belirlemiştik. Bu bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de şablon bölgesi içerisindeki güç kazanma hareketlerini devam ettirerek burada yatay bir süreç oluşturmuş oldu. Şu an için tabii ki en önemli direnç noktası olarak 26-25 bölgesini geçmesi gerekiyor. Üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 30 hedefini gerçekleştirip daha sonra 35 hedefine gitmek isteyen şablon durumu için bu bölgedeki süreci devam ettirmiş gözüküyor. Şu an için kanal bölgesine yakın kapanış yaptığından dolayı daha sonraki destek noktası olarak şablon bölgesinin orta noktası olan 23-45 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükseliş ihtimallerini devam ettiren şablon durumunu sürdürüyor. Kardemir'de grafiğimizde şablon durumunda 16-50 hedefi için sürdürmüş olduğu süreçte bu haftada bir tepkisel hareket yaparak gördüğünüz gibi yeni bir zirve oluşumu, bu bölgedeki yeni zirve oluşumu meydana getirip şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri yapmış oldu. Tabi o tepkisel bir hareket olarak oluştuktan sonra geri çekilmede yarı yarıya stop noktamızdan 12-50 bölgesinde test etmiş gözüküyor ve önemli olan tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olan 12.50 üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebilmesi olmuş bu hafta için. Bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürerek şablon içerisindeki güç kazanma hareketlerinden sonra
Yakın yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 14-10 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarı yükselişleri hızlı bir şekilde devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası olan 14-85'e kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturup daha sonra bu bölgede yapmış olduğu zirveyi 16-50 bölgesini hedef konuma getirme ihtimalini çoğaltmak için burada güç kazanma hareketlerini sürdürebilir. Önemli olan dediğim gibi yarı yarıya stop bölgesi olan 12-50 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması. O düşüşlerde de devam eden süreçte hacimli bir durum teşkil etmediği sürece ve özellikle 11-75 bölgesindeki kesin stop noktamızın altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükseliş devam etme ihtimalini sürdüren görüntü oluşmuş oldu. Etkim grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 16 hedefi ve şablon bölgesinin üst noktası olan kanal direnci olan 17-50 hedefine devam eden süreç için yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 13.75 altına bu haftada düşüşler olmadan o bölgede tutum hareketlerini sürdürmüş gözüküyor. Özellikle tabii şu bölgede yapmış olduğu yukarı tepkisi harekette şablon bölgesinin üst noktası olan direnç noktası 15.25'in geçilmesi gerekiyor. 15.25 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse hacimli yükselişlerle yukarı devam ettirme ihtimalini oluşturan bir grafik meydana gelebilir. Yarı yarıya stop noktası olarak 13.75 bölgesi hala daha destek olmayı sürdürdüğü için o bölgenin altına geçişler olmadığı sürece bu hafta için tepkisi hareketleri gerçekleştirip üst noktadaki hedef üzerinde kaldıktan sonra 16 hedefini ve daha sonra da 17.50'ye kadar olan yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. 13.75 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altında geri çekilmeler meydana gelirse 12.75 bölgesindeki kesin stop noktası önem kazanır. O bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de tekrar yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren grafik oluşumu devam ediyor. Türk Hava Yolları grafiğimizi oluşturduğumuz şablon durumunda 115 hedefimizi de bu hafta için gerçekleştirmiş oldu. Tabi üzerinde kalıcı kapanışları yapamadığı için halen daha 115 bölgesi yakın hedef olarak takip edilse de bundan sonraki hedef noktaları olarak 130 bölgesini belirlemiş olduk. 115 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra şu bölgedeki 120-125 bölgelerinde tabii ki direnç noktaları oluştursa da kanal bölgesinin üst noktası olan 130 hedefine kadar gitme ihtimalini sürdüren bir görüntü meydana gelmesi için geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olarak 102 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 93-65 bölgelerini belirlemiş olduk. Bu bölgelere geri çekilmeler güç kazanma hareketleri olarak devam eden bir süreç oluştursa da 93-65 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 130 hedefini gerçekleştirme ihtimalini devam ettiren şablon durumu sürüyor. Tekfen grafiğimizde belirlediğimiz 37-50 hedefini bu hafta için gerçekleştirmiş oldu. Fakat üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı için halen daha 37-50 bölgesi hedef konumunda ve üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra da 42-50 hedefini belirlemiş olduk. Bu bölgedeki yükselişleri devam ettirebilmesi için öncelikle tabii ki şablon bölgesinin üst noktasında 39-35 bölgesi şu anda yakın direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmeler meydana gelirse 36-35 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 31-85 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edilebilir. Bu bölgelere düzeltmeler, geri çekilmeler oluşursa güç kazanma hareketleri olarak takip edilebilir ve bu bölgelerde oluşturmuş olduğu güç kazanmasından sonra da tabii ki yukarı yükselişleri hacimli olarak devam ettirip 42-50 hedefini gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir.
Tüpraş grafiğimizde şablon durumumuzda 500 hedefine giden süreç için bu haftada bir tepkisel hareket yapıp yeni bir zirve gerçekleştirip 450 bölgesinde bu bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı için geri çekilerek güç kazanma hareketleri oluşturmuş gözüküyor. Ve bu bölgedeki güç kazanma hareketlerini devam ettirdikten sonra şablon bölgesindeki yarı yarıya stop noktası olan 405 bölgesi ve kesin stop noktası olarak 387-15 bölgelerini belirlemişiz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece 500 hedefine olan sürecini devam ettirme ihtimalini gerçekleştirmek için güç kazanma hareketlerindeki durumu oluşturabilir gözüküyor. Bu bölge altında da düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren grafik durumu mevcutta oluşmuş oldu.